Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Ayşem var. Ayşe'nin vloglarımdan tanıyorsunuzdur. Çok sevilmeyen bir tip. Tabii. Ama başlamadan önce Ayşe'ne bir soru sormak istiyorum. Evet. Vloglarımda senin özellikle samimiyetsiz olduğunu söylüyorlar. Ben berbat bir insanım çünkü. Buradan cevap vermek ister misin? Yani bence öyle değilim. Sence öyle miyim? Sen hayatta öyle birisiyle arkadaş olmazsın ben da bu asla arada. Olmam. Asla olmaz. Ama bence öyle birisi değilim. Ama Ayşe'nin kalbi kırıldı. Siz yanılıyorsunuz. Kalbin kırıldı mı? Çok kırıldı. Bayağı kırıldı. Bir tık üzüldüm. Çünkü oturup bütün yorumları okuyor kendi olduğu aynen videolarda. Öyle. O yüzden Ayşen samimiyetsiz biri değil, bunu söyleyerek değilim ya. Başlamak istedim. Bugün Ayşen'le tam bir klasik olan, daha önce yaptım yapmadım challenge yapıyoruz. Soruları siz yazdınız. Neler sordunuz? Ayşen hiç bilmiyor. Ben bazılarını yazdığım için biliyorum. Uğur bize soracak arkadan moderatörümüz olarak. Biz de cevaplayacağız. Bakalım aynen hangimiz öyle daha berbat bir insanmış. Göreceğiz. Ortaya çıkacağız. Göreceğiz. Hadi bakalım. Alalım ilk soruyu. İlk soru geliyor. Havza işedin mi? Büyük palavracısın ama. Hayır. Sen büyük bir yalancısın. Çünkü ben yüzmeyi bilmiyorum abi. Doğru, tamam doğru. Yemin ediyorum bak, ben küçükken de yani bir kere falan gittik tatil ailecek ve işemedim abi yani. Abi ben de hani küçükken falan yapıyordum. Şimdi yalan atamam. Şimdi yalan söyleyemem. Ben hiç işemedim. Ama kesin yani yapıyordum. Çünkü o havuzdan çıkacaksın, bir daha tuvalete gideceksin. Ama bir şey diyeceğim. Bazı şöyle havuzlar varmış. Doğru mu hiç bilmiyorum. İşeyince böyle alarm veriyormuş. Asla öyle bir şeyle karşılaşmadım. Çok işedim. Şükürler olsun. Çok bu zamana kadar çok yaptım küçükken. Ben hiç yapmadım arkadaşlar. Yemin ediyorum yüzmediğim için çünkü yalan değil. İkinci sorumuz geliyor. Saç başa kavga ettin mi? Çok. Çok. Arkadaşlar ben Gazi Osman Paşa'da büyüdüm. Ve Bayrampaşa'da okudum. Ve gerçekten çok saç başa kavga ettim. Ben aşırı ettim. Ve şey, gençlik zamanlarımızda Taksim'de genç çok takıldığımız dönemler. O zaman kanımız çok böyle kaynıyor. Ben Taksim'de hiç kavga etmedim. Ben Taksim'de 30 kişiden dayak yedim. Demirören'in orada bu arada. Sen bu olayı biliyor musun? Bilmiyorum. Kim ya? Ya felaket bir kavgaydı. Bana bir yer anlat. Tanıdığım mı? Çok, çok tanırsın sen de. Eminim yani. Çok ettim. Peki çok. Şu an olsa diyelim bir kavga ortamına girin. Eder misin? Ben ederim. Biri içinse... Hayır, biri için değil. Ya kendin için geldi harbiden, sana saç baş girişti. Ben biri için daha çok ederim biliyor musun? Ben gerçekten biri için ama hayır, daha çok hani ediyorum. Diyelim bir şey oldu. Atıyorum ikimiz ederim, çıktık dışarı. Ederim. İki tane kız sardı bize. Ben de ederim. Ederim. Ve ben hiç yani duraksamam herhalde. Ben de. Tırnaklarım falan zaten direkt ederim yani. Aynen öyle. Hazırsanız üçüncü soru geliyor. Sevgilini aldattın mı? Hayır, yemin ederim. Ama aldatacaksam çok, ayrılırım. Çok aldatıldım. Ben de çok aldatıldım. Beni bir kişi 5 kere aldattı bir an. Hani bir kere değil. Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum ama çok aldatıldım ya. Bayağı ben de aldatıldım, bayağı aldatıldım yani. Ben. Hatta aldatılıp sonradan öğrendiğim falan da oldu. Fotoğraf aynen gördüm ayrıldıktan bir. Ben ayrıldım çocuktan. Bir ay sonra fotoğraf gördüm. Konserde kızla öpüşürken. Biz o konserdeyken bir şeydik, sevgiliydik falan. Öyle yani. Yani zekası için onu çok tebrik ediyorum. Ama sana da kıyamam, hep affetmişsin herhalde. Hayır, o çocuk değildi. O çocuk değildi. He, o başkası. Ben hep çok aldatıldığım için unuttum hangisi olduğunu. Sayamıyoruz artık. Başkasının diş fırçasını kullandın mı? Hayır, asla yapmam. Nefret ederim böyle şeylerden. Yani elime macun sıkıp yapıyorum. Ben asla yapmam. Yani öyle bir şey yapmadım. Benim Şeyda'nın evinde bile özel fırçası var. Diş fırçam var. Hiç bu evden gitmiyor yani. Sevgilinin telefonuna baktın mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Burak değil bu arada. Ama... Hemen bir savunma. Hemen. Yok. Ama yani böyle daha ergenken baktım, yalan yok yani. Ben asla yalan atmam. 40 yaşına da gelsem bakarım. Yok. Hiçbir erkeğe güvenmiyorum. Ben bakarım. Yalan atamam. Yok, ben bakılmasından da nefret ederim. Ama bunu işte birkaç yani bir 4-5 sene önce fark ettim benim telefonuma bakılmasından nefret ettiğini. Lise zamanında falan baktım, yalan yok. Biriyle buluşmamak için yalan uydurdun mu? Her gün ben. Bunu her gün yaptım. Story of my life. Direkt her gün yaptım yani. Özellikle mesela Instagram'da yakın arkadaşlarımda olan biri ise o gün yakın arkadaşlarımdan çıkartıyorum onu. Helal olsun. Çok benziyoruz. Devam ediyorum hayatıma. Her gün neredeyse. Ben de. Hep çekimim olur benim bu arada. Benim iş konusunda bir artım var. Benim hep çekimim oluyor biliyor musun? Yani. Benim hiçbir artım yok ama ben çok iyi yalan söylerim. Aşırı iyi yalan söylerim. Yakın arkadaşının hoşlandığı kişiden hoşlandın mı? Karakterli iki insanız. Eğer ki yalan söylemiyorsak. Ben hoşlanmadım. Yok, ben de ben hoşlanmadım. O konuda hiç çok şey çok sert bir çizgim var. Hani küçükken bile, lisedeyken ya da ortaokuldayken bile bir kız arkadaşım birinden hoşlanıyorsa o benim öz kardeşimdir. Aynen akrabam, öyle. Öz birinci derece. Aynen öyle. Benim de öyle. Ağlarken kendini izledin mi?
ben şunu görüyorum. Ve şöyle ön kameramışım. Yazık. Her gün. Her gün. Birine su götürürken üzerinden içtirme. Küçükken çok yaptım. Ben de. Şu an yapmıyorum. Söz veriyorum. Evime gelecek misafirli arkadaşlarıma. Yo, ben görüyorum. Benim suyumu bile kendi şişesi de olsa hani bardağıma koyarım. Aynen öyle. Yok. Dikkat ediyor öyle şeyler. İçmiyorum. Ya, ben de öyleyim. Üstünden. Küçükken içtim. Ayol onu yaparım tabii ki de. Hoşlandığın kişinin gizlice fotoğraflarını çektin mi? Albüm. Albüm yaptım. Bu arada lisedeyken çok yaptım ya. Bir tane arkadaşım vardı, bunu anlatmam lazım. Telefona bir uygulama indirdik. Hı hı. Arka planda ekran kaydı oluyor ön kameranın. O uygulamayı bulunsun hemen. Hemen. İndirdik onu. Nerede lütfen hemen bana da. Çocuk Instagram falan kullanmıyor. Hiçbir şey kullanmıyor. Ve çocuğun elinde bir tane bile fotoğraf yok yani kızın elinde. Ne yapacağız? Çekemedik de. Bir tane oyun bulduk. Challenge. İşte oyunu çocuğa vermeden önce ön kamerayı açtık. Çocuk böyle oyun oynarken çekmiştik. Bu derece yani. Ne yaptı sonra video bilmiyorum. İzliyordur herhalde çocuk oyun. Çocuk böyle falan. Çocuk böyle falan oynuyor ama. Böyle bir anı yaptık yani. Ben de yaptım. Uç yedin mi? Hayır abi. Ben de hayır. Ya niye ben şey söyleyeceğim? Ya. Arkadaşlarım yiyordu ve ben yani... Ya benim bu arada dışını karıştıran var. Uğur sen uç yedin mi? Yok ben de hiç yemedim. Nasıl yeniyor uç? Ben hiç denedim. Denersin. Denersin. Videosunu. 7, 0, 7 iyidir. 0, 7 iyidir. Sen 7, ben 5. Tamam, tamam. Kendine çiçek alıp başkası almış gibi yaptın be. Hadi abi. Bu işlere geçin. Eğer böyle asla bir şey yapan varsa sen şizofrensin. Acilen doktora görün. Ben hiç yapmadım. O ne ya? Hiç gerek yok ya, yapan şeyler vardır bu arada. Hani, manyak mısın? Manyak gibi vardır. Atıyorum sevgilisinden ayrılmıştır, tamam mı? Şimdi kudurtmak istiyor. Aynen öyle. Ona bile vermem paramı. Hayatta. Ben de vermem. Harcamam. Harcamam paramı. Cevabını şimdiden bildiğim bir soru geliyorsa da, birinin arkasından konuştun mu? Her gün. Arkadaşlar biz günaydın diyoruz birbirimize. Başlıyoruz. Başla. 10 dakika önce de konuştum. Tabii. Dedikodu maalesef seviyorum. Ben de çok seviyorum. Dedikodu. Ama bu insan yargılamak değil. Sadece olaylar hakkında konuşmak. Olaylar hakkında aynen yapıyoruz bunu her gün. Aynen öyle. Alışveriş yapıp kasada kaldın mı? Evet kaldım. Kaldım. Ben de kaldım. Nefret. Yani bu kadar kötü bir şey olamaz. Ben bir de ne oldu biliyor musun? Bir de orada sıra varsa. Ben çok kaldım ama en son Paris'e gittim. Sephora'da bir alışveriş yapmışım ben tabii. Hani belli. 2000 liralığım bir tık. Benim kart çalışmaz mı sana? Hepsini bırakmak zorunda kaldım. Rezillikti. Ben arkamda bir sürü kişi vardı, bıraktım. Ay çok kötü. Derde bak. Allah böyle dert ver. Paris'te Sephora'da alışveriş yaparken böyle de bir dert işte. Ben o parayı ama o kasa anında bulabilmek için. Çünkü rezil olmak benim için ve çok böyle daha şey kötü. Karıncalar böyle iniyor. Böyle bütün vücuduna geliyorlar. Çok sana. Utanç verici bir bence şey gerçekten. De. Misafir çocuğunu dövdün mü? Çok dövmedim ama bizim eve bir misafir gelmiyor. Bana zaten senelerdir gelmiyor çocuk da. Şey, benim akrabam yok. Benim yok. Gerçekten hiçbir akrabamla görüşmüyorum. Yani küçükken dövmedim tabii ki de şakşuk ya da cimcik anlattığım oldu, yalan yok. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Ben çocuk çok sevdiğim için. Ya ben ama ya küçüğüm zaten, küçük çocuk gelmiş ve oyuncağımı kırıyor. Böyle cimdirdim yani. Tamam o bir zahmet. O zaman evet diyeceksin. Hayır ben onu yapmadım ama. İyilik timsali ya yalancı. Benim kuzenlerim çok hani böyle sakinler, öyle hiç bulaşmazlar. Hiç benim yaramaz hayatımda hiç kuzenim falan olmadı. Ben bu arada akraba olsun çocuklarımı tabii ki de cimdirmedim ama mesela ya yaptım ya. Tamam yapmış küçüktüm olabilirsin, bu normal bir utanmıyorum şey bu arada. Utanmıyorum. Ben yapmıyorum utanma tabii ki aynen de. Aynen buradan devam. Birinin çantasını karıştırdın mı? Ya ben şöyle, mesela makyaj çantası falan karıştırırım abi. Ama tabii ki de şey olarak değil, gizlice alıp karıştırmak değil. Ben hiç karıştırmadım. Makyaj ben hiç öyle bir olay yaşamadım. Karıştırıyorum makyaj çantalarımı, alıp karıştırırım. Ha ben ne bileyim, hiç makyaj arkadaşım çantasına bakmayı sevmez misin? Hayır, bir arkadaşım hani çantasını öyle koyup bir şeylerini çıkardığında falan hiç öyle bir şey istemedim. Ben makyaj çantası görünce bakabilir miyim derim ve karıştırırım direkt. Sen bayılıyorsun. Ben bayılıyorum, ben karıştırırım. Yok ben hiç karıştırmadım. Ama tabii ki de gizli haberi yokmuş gibi yapmadım ya, öyle bir şey yapmadım. Yok artık. Denizde veya havuzda çıplak yüzdün mü? Ben yüzmeyi bilmiyorum yani işte. Yok hayır yüzmedim. Sen direkt elendin. Ben yüzme sonları direkt böyle yani. Hiç kendi saçını kestin mi? Çok. Hala kesiyorum uçlarından, kırıklarını falan alıyorum. Ben çok kendim kesmedim ama benim bildiğim üzere bir kuzenim var, İlayda. Beni küçükken hep kandırırdı, hep otururdu, hep saçlarımı keserdi. Ben İlayda yüzünden böyleydim bir ara. O kadar kesiyordu. Ben de kestim. Kendime kahkül kesmeye çalıştım. Sen. Sonra annem kuaföre götürdü. Öyle bir an. Herkes yaşamıştır. Herkes ben yaşamıştır. Ben kendime hiç kahkül kesmedim. Genelde hep uçtan alırım ben kırıkları. Fake hesapta birini işlettin mi? Çok yaptım. Özellikle lise döneminde çok yaptım. Ben de yaptım. Hiç üstüne konuşmayalım. Peki konuştuğun biri fake çıktı mı? Evet.
Elimde çıktı. Çıktı. Konsere falan gelecekti. Bekliyordum, gelmedi Yo, falan. Yo sen bayağı salak. Yo ben bayağı bu arada. Şöyle benim çok küçüktüm Facebook'tan. Bir tane çocuk. Umarım öyledir yani, kız da olabilir hiç bilmiyorum. Bayağı konuşuyoruz falan, işte Ankara'dayım diyor bana falan. Ben nasıl gideyim Ankara'ya, ben yani. Daha lisedeyim falan. Sonra bir gün bir tane böyle başka bir arkadaşım attı. Çocuğun gerçek hesabı Polonyalı mı ne bir çocukmuş. Aynen. Dedim nasıl Ankara'lıydı bu çocuk ya. Polonyalı olmayayım. Polonya'dan Ankara'ya gelmiş olabilir mi? Çıkmıştı. Üzüldüm bayağı. Ben de bayağı böyle buluşacaktım. Yani benim bütün arkadaşlarımın herkes çevresini tanıyan bir çocuk bu arada. Twitter var o dönemler. Hardwell konseri var galiba. Çocuğu... 2012'de miydi? Aynen galiba. Hatırlıyorum aynen. Nedense garip bir şekilde. Ve şey böyle konuştuk, buluşacağız, o da konsere gelecek falan. Bilet fotoğrafı falan attı. Ben bayağı inanıyorum konsere bu arada. Konsere gelmiş ama tanımıyorsun yani. Asla o çocuk değil. O çocuğun fotoğrafları da sonrasında, o da internetten başka yabancı birisi falan çıkmıştı. Oldu yani. Bir şey çaldın mı? Ben çalmadım. Ben çaldım. Yalan söyleyemem. Ben çok korkarım. Bir arkadaşım vardı. Manavın önünden geçiyorduk. Canı çok mandalina çekmişti. İşte çalsana çalsana falan filan demişti. Çaldım ama sonra 1 lira koydum çalınca. Sakız da çaldım bu arada bakkaldan. Mehmet abi buradan izliyorsan. Ben çalmadım. Ya ama o şey, mandalina alırsın be bir tane, ne olacak? Ama böyle bir şey söyleyeceğim. Ama mesela şey diyorum, mesela girdin bir yere kıyafet çaldın mı? Onu yapan bu arada bizim çevremizde de eski dönemlerde çok insan vardı. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Şeyle falan geziyorlardı, böyle tırnak eti kesen şey makas var ya, onunla falan alarmı gezip alarmı patlatıyorlardı. Ben hiç yapmadım. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta birkaç tane arkadaşımın Bershka'da falan bir de falan resmi vardı. Almayın nasıl bunları diye. Ve ben o kişilerle çok yakın arkadaştım. İşte ben hiç yapmadım. Hiç. Kirlideki kıyafetini tekrar giydin mi? Ben yaptım abi. Ben ama yaptım. Şöyle tabii ki de berbat durumdaki bir tişörtümü değil. Sen atıyorum. Zaten giyinemez de bu arada. Koku şeyin var senin. Hayatta aynen öyle berbat bir şey sen giyinemez. Ama mesela son siyah tişörtümü dün giymişim. Ben bugün de giymem gerekiyordur. Alıp giyerim yani. Çok kötü bir durum. Çünkü ben her gün her giydiğimi atarım. Çok fazla dışarıda falan kedi sevdiğim için tikliyim ben. Mesela bugün bunu giyiyorum ya, bu artık kirli de yani. Ama benim de şu yüzden, şimdi şeyde tek başına yaşıyor ve annen ne kadar zamanda bir geliyor hani evi bir kolaçan etmeye. Haftada bir falan. Ben şimdi ailemle, yani annem benim, her gördüğü çamaşırı hemen şey yıkıyor. Yani bizde haftada 3 kere falan çamaşır makinesi çalışıyor. Şimdi bana pis falan demeyin ha. Bir günlük tişört ki. Yani bir şey olmaz. Sen emin ol ben bir tek yaşasam. Bu çamaşırlar 3 kere bile giyinir de bu arada. Yok. Ben yaptım, oldu, yalan yok ya. Evet, sırada benim çok yaptığım bir soru. Evet, sinemada uyuyakaldın mı? Kaldım. Yok, ben hiç kalmadım. Ben kaldım. Zorla götürüldüğüm filmlerde kaldım yani. Uyudum ve gayet çok güzel uyudum. Ben zorla hayatta girmem izlediğim bir şeye falan. Ya da sen hiç merak etmedim. İnatçısın bu konuda. Evet, ben çok inatçıyım. Geçen gün korku evine gittik. Kandırdım ben Ayşen'i. Macera oyunu diye korku oyununa girecektim. Bu arada 30 kere falan sordum. Parayı ödüyoruz hani, gireceğiz artık. Böyle yapıyorum. Hulusi de var yanımızda. Hulusi'ye böyle yapıyorum. Hulusi, biz ona girmiyoruz değil biz mi? Biz büyük yalancıyız bu arada ve artık gireceğiz yani oyuna başlayıp. Oyun kurdular oyunu. Ben dedi girmiyorum. Ve girmedi. Asla, ben böyleyim. Orada durdum. Bana diyorlar ki sadece evin içine bak. Hani böyle bir gir. Bak evin içine, sonra hemen rezalet. Çıkacağız. Tamam girmeyeceğiz. Ben hala böyle. Ben girmem. Hayatta girmem. Girmem ama. Çok kötüydü. Çok korkuyorum. Gerçekten çok. Tüm bu sorularınızın, cevaplarınızın puanlanacağı bir soru geliyor. Bu oyunda hiç yalan söylediniz mi? Hayır. Yemin ederim hiç söylemedim. Vallahi söylemedim. Ki ben söylerim. Hep söylerim. Ben söylemedim. Hayatta söylemedim. Bakılınca bence çok da kötü insanlar değiliz. Ne diyorsun? Bence en azından bence çok dürüst bir insanız. Dürüst, ben onu söyleyeyim. Bence en azından çok dürüst bir insanız. Çok yani, dürüst. Yani zorlayıcı mıydı senin sence? Doğru cevap verdiğine. Hiç zorlayıcı öyle değildi. Belki de bu biz direkt söylediğimiz için. Bence... Utanma yok bence bizde bu arada. Ya havuza işediğimi söyledim. Daha neyi söyleyebilirim ki, onu anlamadım. Uğur, senin bize özel bir sorun var mı? Tamam, sor, geldi hadi. Aklıma. Heh. Hiç sümüğünüzü yediniz mi? Hayır yedim, abi. Yedim. Ne? Yalan atamam, yedim. Ve hani küçükken en bak iki kere falan yedim. Kardeşim küçükken yapıyordu ve ben çığlık çığlığa annemi çağırıyordum ve ben hani şey 112'yi arıyorum o derece. Sümüğünü yok. Polis sümüğünü. Ben öyleydim. Ben asla. Ben yedim. Niye peki? Bilmem. Yani iki kere falan yemişimdir hatta. Hani bir kere usanmadım yani. Sen bir kere mi ağlıyorsun, sümüğün ağzına akıyor. O hiç ağzına girmiyor. Hayır mu? Tamam, o ayrı bir şeydi hani yemekten bahsediyoruz. Uğur sen yedin mi? Ay yok, ben yemiş. Ben kendime menü hazırlamıyorum. Ben asla. Ya şöyle yap bir çıkarayım. Ve en büyük şeyimdi yani, fobiyim. Yedim. Dişlerinizi fırçalamadan en fazla kaç gün? İki gün.
zaten. Ben fırçalamasam, çalkalamak falan geçerli mi? Yo, direkt hiçbir şey yapmadın dış. Yok abi, ben mutlaka ağzıma su alırım. Ama şey, daha bu konularda zaten çok tikliyim. Ben tikliyim artık. Sen titiz bir insansın. Ben ne halde olursam olayım, makyajımı silip aynen, yüzümü yıkayıp yüzüme en azından tonik sürmeden uyumam. Ayşen biliyor, o kadar yorgun hallerimiz oldu. Gece 5'te 6'da eve girdiğimiz zamanlar zorla makyajını sildirip yüzümü yıkayıp. Ben ama yıkayıp, böyleyim bak, ben uyuyor, çarpılmışım zaten. Şey daha böyle... Makyajımızı sileceğiz. Beni bir de kandırıyor. Diyor ki makyajımızı sileceğiz, sonra yatarsa. Yalan. Ulan makyajı siliyoruz. Şeyle, mendillerle. Sonra üstüne yıkıyoruz. Tonik sür, krem sür. Bir de gözaltına da sür. Başlamışken şunu da yap, bunu da yap. Ama her sabah öyle öyle şey yaptığımızın her sabahında kalktığına bana teşekkür evet, etmiyorsun. Evet, aynen öyle. Teşekkür ettim. Çok tipliyim bu konuda. Ya en güzel azından bir şey bu arada. Diş fırçama ulaşamıyorsan bile ya mutlaka bir ağız çalkalarım. Mutlaka bir parmağımla şey yaparım falan. En fazla herhalde benim ya ben gün... çok üşengeçim. Ya çok üşengeçim. Benim silmeden uyuduğum günlerde oldu yani. Makyajını. Çok oldu. Evet. En son ne zaman silmeden makyajımı uyudum hatırlamıyorum bile. O derece tikliyim evet, ben. Ben manyak derecede tikliyim. Bu arada gerçekten ne koşulda olursa olsun hep yapıyor yani. Ben çok iyi biliyorum. Ya bak işte el sabunuyla bile yıkarım yüzümü. Anladınız mı? Yeter ki o makyaj çıksın yani. Bu konuda kendimi tebrik ediyorum. Kış aylarında gerek duymadığınız için ağda yaptırmadığınız oluyor mu? Tabii ki de oluyor abi. Tabii ki. Kış ayında şimdi hani bu arada bu çok doğal bir şey. Aşırı doğal bir şey. Bunu yapmayan varsa yani siz bir doktora falan gözükün bence. Bu kadar da olmaz yani. Şimdi mesela benim altımda tayt var. Hani kış ayındayız atıyorum, havada kar yağıyor. Birazcık da çıksın, soğuk ne yani, olacak yani. Çıksın abi, bir kere tüylerinde rahatlaması lazım ki. Yani çıksın biraz uzun. Tüy duyarı yapan biri. Ben yani öyle. Sen yapıyor musun Uğur? Hep ağda yapıyor musun kışın bile? Hayır. Yani. İhbar ettiğim oluyor mu buna? Evet. Tabii ki de bu çok doğal bir şey. Bu kadardı o zaman. Bu kadardı. Bir tüy duyarı da yaptığımıza göre. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsiniz. Beni işlemeyin. Ne olur beni işlemeyin. Hiç gerek yok böyle şeylere. Vallahi bak çok üzülüyor. Yapmayın ya. Ve videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ayşen'le böyle best friend challenge'larından bize öneriniz, bunu çekin dediğiniz eğer video fikirleri olursa aşağıya bekliyoruz. Siz bunlardan hangilerini yaptınız, yapmadınız aynen, yorumlara yazın. Mesela en çok tartıştıklarımızdan sümük yediniz mi mesela yani? Ve mesela uç yiyenler. Niye uç yediniz? Çok merak ediyorum bak gerçekten. Bence uçun hiçbir şeyi yok bu arada. Tadı falan var mı? Abi bir soru soracağım. Brownie yiyorsun ya. Evet. Onun altında şeyi kalıyor, kağıdı. Benim arkadaşlarım onu çiğneyip yutuyorlardı. Onu hiç çiğnedin mi? Çok güzel de tadı bu arada. Ne? Yağlı kağıdı. Yağlı bildiğimiz kağıt. Evet. Aşırı güzeldi. Yutuyorlar mıydı? Evet, bildiğimiz yutuyordu. Böyle bir şey duydun mu daha önce Uğur? Brownie var ya, bildiğimiz brownie. Onun kağıdı. Deneyin. Çiğnemeyi deneyin onu. Sakız gibi atıyorum. Ben çok yaptım. Çok yaptım. Lütfen bir daha yapma. Evet, yapma. Yanımda yapma. Göstereceğim. Ay inanmıyorum. Sana. Şok oldum. Bunu duydunuz mu daha önce? Ben duymadım da. Neyse, bilenler yazsın. Daha fazla bir şey öğrenmeden aynen, bu videoyu kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.